Bulgar hükümetine sesleniyorum. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir? Bir saattir bir araba bile ilerlemedi ya. Nasıl bir gümrük arkadaş? Ne kontrol ediyorlar ya? Kolombiya gümrüğü mü burası arkadaş? İnsanlar çile çekiyor burada. Bütün bu gurbetçiler çile çekiyor. Güneşin altında 40 derece olacak ne arabaların sıcaklığı. İnsanlık dışı zulüm. 4 tane sıra var, hiçbirinden araba gitmiyor arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu anda İstanbul'dan yola çıktık. Hedefimiz Münih, Almanya. Şu anda İstanbul'un Pendik ilçesindeyiz. İlerlemeye başladık. E5 üzerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçeceğim. Daha sonra da Edirne, Hamzabeyli'den çıkmayı düşünüyorum. Duruma göre videolarda bilgilendirme yapacağım inşallah. Şu anda Boz Yatağı'ndan ikinci köprü bağlantısına çıkacağım. Oradan da İstanbul Avrupa yakasına çıkacağım inşallah. Onu da kaydedeyim de. İkinci köprüden gitmeyi tercih ediyorum çünkü TEM üzerinden gideceğim inşallah. Edirne'ye. Ağustos Zafer Bayramı. Herkesin bayramını kutlarım. Videoyu gerçi geç koyacağım ama. İşte burası. Yavuz Sultan Selim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantısı. Arkadaşlar Hüseyin Bey'le buluştum. İsmini şimdi vermeye kendisine sordum zaten. Şu sağdaki
beyaz panelvan minibüs araba. Sağ olsun bize. Lokum verdi. Glikozsuz, sağlıklı, daha sağlıklı en azından. Lokumlardan verdi sağ olsun. Hatta bir paketini de Burhan'a ayırdık. Burhan'a verdi. Burhan'a sürpriz olacak gelince. Yani Almanya'ya gidince. Bakalım sağ olsun. Bu ne biçim bina? Şu an... Yani Hüseyin Bey sağ olsun. Eyüp Sultan lokumları. Lokumların bankası da. İnşallah. Yani %100 eminim ki tadı da güzeldir. Şu anda daha tadına bakmadım ama. Öyle yani şu anda neredeyiz? Avrupa yakasındayız. Edirne'ye doğru gidiyoruz. Hala İstanbul'dayız. İstanbul çok büyük bir şehir biliyorsunuz zaten. Pendik'ten buraya kadar yaklaşık 56 kilometre gelmişiz. Yolculuğumuz devam ediyor. OGS gişelerinden sonra Hamza Beyli Okulu'nu takip ettim ve şu anda Hamza Beyli sınır kapısı yolundayım. Bakalım 39 kilometre diyor. Gişelerden sonra yaklaşık 40 kilometre toplamda. Hamza Beyli. Hamza Beyli'nin daha sakin olduğunu düşündüğümüz için oradan gidiyoruz. Çünkü Kapıkule'de bekleme durumu çok oluyormuş. Hayırlısı bakalım göreceğiz. Arkadaşlar sınıra geldik Hamza Beyli'ne. Bakalım trafik nasıl göreceğiz şimdi. Çok yaklaştık. Şu anda sınır gözüktü, kalabalık gibi değil. Bakalım Bulgar, ileride Bulgaristan ve Avrupa Birliği bayrakları dalgalanıyor. Bizim şanlı bayrağımız da yakınlarında. Sıra gözükmüyor açıkçası. Şimdi sıraya girdik. Saat şu anda 9.58. Bakalım kaçta çıkacağız. Yani saat 10'da sıraya girdik diye düşünebilirsiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün. Umarım gümrük görevlileri hızlı çalışıyordur. Evet arkadaşlar 1 saat 25 dakikadır Hamza Beyli sınır kapısındayım. Yani burada daha az bekleyeceğimi umuyordum ama neyse bekliyoruz. Çünkü Bulgar tarafı... Oha. Arabayı stop etti ya. Neyse Bulgar tarafı tek sıra gidiyor. Biz 3 sıra çalıştırıyoruz. Bulgar her zamanki gibi şeyliğini yapmış, cimriliğini bileyim artık. Tek sıra çalışıyor. 17,5 euro. Kıymetli ülkelerine insanları yavaş yavaş alıyorlar. Yemedin mi bunu? Neyse sınırı geçince bir yayın daha açarım. Geç, pardon filme de, şey videoya devam edelim. Bulgar hükümetine sesleniyorum. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir? Bir saattir bir araba bile ilerlemedi ya. Nasıl bir gümrük arkadaş? Ne kontrol ediyorlar ya? Kolombiya gümrüğü mü burası arkadaş? İnsanlar çile çekiyor burada. Bütün bu gurbetçiler çile çekiyor. Güneşin altında 40 derece olacak ne arabaların sıcaklığı. İnsanlık dışı zulüm. 4 tane sıra var, hiçbirinden araba gitmiyor arkadaşlar.
Tekrardan merhabalar. Şu anda Bulgaristan'da araba sürüyorum. Sınırı 3 saatte geçtik çünkü yemeğe gitti arkadaşlar. Az önce bir video çekmiştim zaten, onu da koyacağım. Yemeğe gittikleri için 1 saat daha uzadı. Normalde 2 saatte geçecektik. Her neyse. Vignetemizi ilk benzin istasyonundan aldım. Look. Kredi kartı kabul etmiyor. 9 euroya sattı Vignette'yi. Hamza Beyli'den sonra bir tane Look var, oradan aldım. Aslında Sırbistan'dan Bulgaristan'a girdiğimde Vignette'yi Shell'den 7.6 euroya almıştım. Bu adam tabii her Vignette'de de 1 euroya, 1.5 euroya yakın cebine parayı indiriyor artık. Allah ıslah etsin bunları. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Bulgaristan'dan Macaristan'a kurdum şeyi, GPS'i. Ara ara videolar ekleyeceğim yine. Hamza Beyli'den çıktıktan sonra Sofya oklarını takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Sofya'ya doğru gidiyor bu rota. Biraz virajlı bir yol. Fakat yoğun değil yani. Çok yoğun değil. O yüzden rahat. Otobana çıktık sonunda. Bayağı bir uğraştırdı virajlı yollar. Yaklaşık 1,5 saat kadar sürdü. Şu anda Sofya otobanına çıktım. İnsanların neden Kapıkule'yi kullandığını anladım. Kapıkule iki tane ana yolu birleştiriyor. Hem Türkiye'deki ana yolu hem de Bulgaristan'daki ana yolu. Ama şey tarafı, Hamza Beyli tarafı ana yoldan değil, işte bizi bu köy yollarından filan işte ana yola kadar çıkarttı. O da biraz uzun sürdü. Geldik sağ salim. Şimdi devam ediyoruz. Sofya 229. Galiba yok Sofya. Sofya, evet, Sofya 229 kilometre. Yolumuza devam edelim. Bakalım neler göreceğiz. Şimdilik bir sıkıntı yok. Arkadaşlar, A1 otobanını kullanarak Sofya'ya kadar geldik. İşte sonunda McDonald's simgesi. 12 kilometre sonra. Bayağı acıktım da o yüzden. Bir de molaya ihtiyacım var. Yaklaşık 3 saattir hiç durmadım. Araba da dinlensin, ben de dinleneyim. İşte Sofya'ya geldik. Sofya önemli bir durak. Sofya'dan sonra biliyorsunuz Sırbistan çok yakın. Umuyorum ki Sırbistan'da sınırda fazla beklemeyiz. Bu şekilde, son durum bu şekilde. İlerliyoruz bakalım, biraz Sofya'yı çekeyim böyle. 5 dakika. Birkaç dakika, 5 dakika da değil de. Ausfahrtroute 18 Richtung Kalutina Belgrad. Evet. Peki McDonald's. 3 kilometre sonra saptırır. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan çıktık sayılır. Kalutina istikametine devam ediyoruz. E80 yolundan. Es ist mit mehr Verkehr zu rechnen. Du befindest dich noch immer auf der schnellsten Route. Du kommst nun voraussichtlich um 1.20 Uhr an. Bacımız konuştu. Kalantina'ya doğru gidiyoruz. E80 yolundan. Sırbistan sınırı buraya 1 saat yaklaşık.
mesafesi. Bakalım orada bizi ne sürprizler karşılayacak, kaç saat beklenecek. Gidince göreceğiz. Almanya'ya doğru giderken Sofya'dan çıktığınızda Belgrad oklarını takip etmeniz gerekiyor. Yani Sırbistan'ın başkenti olan Belgrad oklarını. Böylece yolunuzu çok daha kolay bulursunuz. Sofya'nın kuzeyine doğru, yani Sırbistan'a doğru uzanan yol E80 otoyolu. E80 yolu diyelim daha doğrusu. O yolu takip edeceksiniz. Başka da bir şey yok. Kolay yani. Şimdilik bu kadar. Evet arkadaşlar, şu anda Sırbistan'a doğru giriyoruz. Bulgar'dan Sırbistan'a. Sanki sıra daha iyi. Yaklaşık 20 dakikadır sıradayız ve bayağı gidiyor. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Bulgar'dan Sırb'a girerken sol taraftan giderseniz sol taraf daha hızlı gidiyor. Biz sağdaydık. Sola sonradan geçtik. Sol taraf daha hızlı. Herhalde burada birkaç kapı daha fazla var. Bilginiz olsun. Bu araba evet kaza yapmış. Yanımızda da bir tane kaza yapmış araba var. Tırmır çarpmıştır ona. Çok fena güneş geliyor. Görüntü bu yüzden bu şekilde. Kusura bakmayın. Terbiyesizlik yapma Kerem. Bulgaristan'dan 20 dakika içinde çıktık. Sırbistan'a giriyoruz şu anda. Sanırım buradan da bir 10 dakikaya gireriz ya. 5-6 araba var önümüzde. Fazla bir kalabalık yokmuş. İyi gidiyor. Welcome to Serbia yazıyor yukarıda. Şöyle de göstereyim. Kucak açmış bekliyor bizi. Hadi hayırlısı. Sırbistan Niş otobanına girdik. Havada kararmaya başladı. Şimdi Niş'te bir apart otelde kalmayı düşünüyorum. Bugünlük de bu kadar. Videonun devamı yarın sabah başlayacak. Hoşçakalın. Günaydınlar. Yani bize günaydın. Videoyu izlediğiniz saatte ne olur bilemiyorum. Şu anda 31 Ağustos mu? Cuma günü bugün. Niş'ten tekrar çıktık. Yani Niş'ten uyandık ve tekrar yollara döndük. Belgrad'a doğru gidiyoruz. Bakalım bugünkü yolculuğumuz nasıl bitecek inşallah. Eve varmayı düşünüyoruz bugün. Otobana çıkması gayet kolay işte. Google Maps'i kurduktan sonra her şey yolunda gidiyor. Siz de otobana gidiyorsunuz. İlerleyen bölümlerinde
Türkiye'den Niş'e kadar, yani Sırbistan'ın Niş kentine kadar sürdüm arabayı. Yaklaşık 14-15 saat kadar sürdü. Niş City View denilen bir otelde kaldık, ya da apart otel diyelim. Yani bütün daireyi kiralıyorsunuz bir geceliğine, iki geceliğine, istediğiniz kadar, neyse. Sadece 54 euro verdim 5 kişi için. Bence gayet uygun fiyatı. Yani otobanlarda dinlenme tesislerinde uyumak yerine temiz temiz 3 odalı mıydı? 3 odalı bir evde kalmak, mutfağı olan, banyosu olan, çamaşır makinesi falan var. Gayet temizdi bir de, yani temiz kullanılmış. Üstüne temizliği yapılan, sabahında da kahvaltısı olan çok güzel bir otelde kaldık. Niş'e girip çıkması yaklaşık 10-15 dakika kadar sürüyor. Böylece rahat bir uyku çekebilirsiniz yani dönüş sırasında burada kalırsanız. Otel ismi de dediğim gibi Niş City View Otel. Booking.com'dan kiraladım ben. Siz de aynı yöntemi kullanabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermek istedim. Sırbistan otobanları hakkında kısa bir yorumum olacak. Bu otobanlar duble yol gibi ama gerçekten otoban, yani bir ışıktır, bir yuvarlak kavşak falan, öyle şeyler yok yani. O yüzden 120 km hıza sabitleyip dümdüz gidebiliyorsunuz. Bir sıkıntı olmadan rahat rahat. Ve etrafında şurada tır devrilmiş. Bir şeyler olmuş. Yanmış mı? Etrafında çok fazla yerleşim yeri de yok. Yani nüfusu az galiba Sırbistan. O yüzden kalabalık değil yani. Yollar çok kalabalık değil. Şu anda tabii çok gurbetçi arabası var ama yollar aşırı kalabalık değil. Bir yerleşim yerlerinden birinin yanından geçiyoruz şu anda. Birazdan Bayburt dinlenme tesislerinde duracağız. Sırbistan'daki Bayburt. Oradan belki yiyecek bir şeyler buluruz kahvaltı niyetine. Bakalım. Ora hakkındaki yorumlarımı da ayrıca videoya eklerim. Şimdi gençler, burası Bayburt dinlenme tesisleri. Görüyorsunuz gurbetçi arkadaşlarımız, gurbetçiler buralarda bu şekilde uyuyanlar, dinlenenler, yemek yiyenler, benzin, mazot alanlar, tuvalete gidenler. Artık ne dersiniz? Sıla yolu, çile yolu. Yapacak bir şey yok. Ama en azından böyle dinlenme tesisleri, imkanlar var. Yollar eskisi gibi değil. Gayet güzel, rahat. Bakalım alınacak neler varmış. Ben de çay falan almayı düşünüyorum buradan. Tost yaptırmayı düşünüyorum. Burası da içerisi. İçeride sigara içiliyor. Enteresan bir çift. Çıktık Bayburt dinlenme tesislerinden. Şu anda tesis hakkında yorumlarımı yapacağım. Tesis aslında gayet iyi. Çay var, çorba var. Tost yok. Sabah kahvaltısı için tost istiyorduk biz yaptırmak. Fakat tost yok. Ancak tesiste duran sevgili gurbetçilerimiz gerçekten, yani nasıl söyleyeyim, pek insanlıktan nasibini almamış çoğusu. Tesisin içinde sigara mı içerler? Tesisin dışına her yere çöp mü atarlar? Tuvaletler leş bırakmışlar. Adamlar temizlemeye çalışıyorlar bir yandan. Vallahi ne diyeyim ya, gurbetçiler dünya görmemişler, öyle söyleyeyim ya kısaca. Çöp möp her taraf. Çoğusu böyle. Tabii ki bizim gibi ya da biraz daha medeni olanlarımız vardır. Onlar kendi üstlerine alınmasınlar.
Ancak birçoğu sıkıntılı, çöplerini, möplerini kirletiyorlar. Sırbistan merkezde mesela, Sırbistan niş merkezde mesela etrafta çok çöp yoktu yani, öyle bayağı temizlerdi. Bayağı güzel, temiz, inşaat falan da yok. İyi bir şehirdi ama gel gör ki bu dinlenme testlerinde gurbetçilerin rotası olan bu yerlerde affedersin ortalığı şey götürüyor yani. Biraz medeni olduğuna ya, olunması lazım. Neyse diğer konuya geleyim. O çöp çorbalar 3 euro, çay 1 euro dinlenme testinde. Euro geçerli. Çorba içmek isteyenler orada durabilir. Sulu yemek falan da var. İsteyenler dursun, içsin. Yalnız dediğim gibi gurbetçiler yoğun bir şekilde uğradığı için biraz kirli, kirletmişler ortalığı. Yolumuza biz devam edelim. Verme yerine yani otoban gebür, daha doğrusu otoban arası verme yerine geldik. Sırbistan'da bunlardan 3 tane aldı yanılmıyorsa. Schnellere Route über 1 nimmst. Wenn du die aktuelle Route beibehalten willst, tippst du auf Nein, danke. Hallo. Auf 1 nach Nordwesten starten. Ciao. Thank you. Adam benimle şey konuşuyor. Ha. Biliyormuşum gibi. Sırpça konuşuyor. Neyse ödedik arkadaşlar. Böyle. Otoban parası da bu şekilde ödeniyor. Novi Sad'dan sonra Hercek Zanto denilen bir sınır kapısı var. Farklı bir sınır kapısı. Evet, sıcak kapıyı bayağı çift. Neyse ben oraya doğru, Novi Sad'dan sonra oraya doğru saptım. Ayarı kurdum. Çünkü yollarda bayağı gurbetçi var. Macar sınır kapısının yoğun olacağını düşündüm. Klasik olan Tompa, Vraske sınır kapılarının yoğun olacağını düşündüğüm için Hercek Zanto'ya kurdum. Tabii bayağı bir küçük şehirlerden, yerleşim yerlerinden geçerek gidiyor yol. Gidişli gelişli bir yol. Hercek Zanto'da göreceğiz durum nasıl. Planımız işe yaradı mı yaramadı mı anlayacağız bakalım. Yaklaşık 40 dakika kaldı. Hercek Zanto sınır kapısı ve sadece iki araba var önümüzde Macaristan'a girişte. Tabii gelirken birazcık köy yollarından, arayollardan geçtik ama sınır kapısında da bekleme yapmadık. Sırbistan'dan çıkarken hiç araba yoktu, direkt çıktık. Şimdi de
Macaristan'a giriyoruz inşallah. Bir sıkıntı olmazsa. Lan otobüs geldi. Bunun kişisi ayrı ama. Ha, o başka yere bak. Sana Hercek Zento şeyinden girdim. Gümrük sınırından girdik. Gümrük memuru ufak tefek aradı. Pek bir şey bulamadı. Bakmadı bile fazla. Neyse. Adıyla ama tabii ki söyleyeceğim. Sadece iki araba vardı sınırda bizim önümüzde. Sadece iki araba. Yani yaklaşık toplamda çıkışıyla girişiyle 5 dakika içinde sınırdan Macar sınırına girdik. Macaristan ülkesine girdik. Beni izlerse Frankfurt'ta yaşayan Afyonlu arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Kendisi söyledi bu sınırı. Hercek Zento sınırı dedi, genelde boş oluyor dedi. Ben oradan geçiyorum. Sen de geç abi dedi. İyi dedim, denerim dedim. Geldim. Hakikaten de boştu. Frankfurt'ta yaşayan Afyonlu genç arkadaşa teşekkür ediyorum. Kendisiyle Bulgar sınırında tanışmıştım. Durum bu şekilde. Şu anda Macar topraklarında ilerliyoruz. Eski Osmanlı toprakları biliyorsunuz. Burası da. Görüşmek üzere. Yolculuğa devam. Burada ilerliyoruz. Ana bir yola çıktık. Bir otoban denemez ama en azından ana yol, şehir içlerinden kurtulduk. Artık eve 7 saat, 7,5 saat kadar bir yol kaldı. Şu anda Avusturya'ya gireceğiz. Sanırız burada biraz şey var, stau var, yani trafik. Karşıda bir kaza var, o yüzden trafik var. Açmalısın. Arkadaşlar. Biraz sessiz olun, bak video çekiyorum oğlum. Uy, kaza olmuş. Kaza var, karşı şeride bakın siz. Diğer şeride, diğer yola. Ciddi de bir kaza olabilir, yazık. Yoksa yol çalışması mı yoksa bilemiyorum. Tablet nerede? Bir dakika durun ve... Kokuya bak, onun tadı farklı. Ne yok? Açtılar. En sevdiğim. Dökmeyin. Karamelliydi o. Yok, tarçınlı. Öyle mi? Evet. Kaza, tıra bakın bir. Tırın burnu dağılmış kafası. Yazık. Sağa çıkmış mı? Hiç ben sağa çıktığını sanmıyorum ama sağda çıkmış olabilir. İçinde biri vardı sanki de, çıkartmaya mı çalışıyordu? Yalnız yeni olmuş trafik. Felaket ya. Oluşmuş. Bayağı bir bu arkadaşlar bayağı bir bekliyor. Ben tarçını sevmiyorum. Buradaki kuyruk 10 kilometre var neredeyse. O kaza yüzünden felaket bir kuyruk var. Herkes arabalarını durdurmuş.
bekliyorlar. Ve iki elleri başları iki ellerinin arasında. Çok kötü durumları, yazık ya. Çok fena. Budapeşte de aynı şekilde karşı şerit tarafında kuyruk vardı. O da 20 kilometre falan vardı. O da yol çalışması yüzünden de. Çok fena ya burası. Yani bu yola sabır da yetmez mi diyeyim, ne diyeyim, sabredilmez. Böyle bir trafiğe. Daha hiç mi yetmiyor? Ya, sınıra gelemedik hala ya. Geçtik büyük sınır. Arkadaşlar Macaristan'a doğru Macaristan'ı bitiriyoruz. Avusturya'ya giriyoruz inşallah. Ancak burada bir sıra var. Bir arama mı yapıyorlar? Trafik mi var? Anlamadım. Kaçak mı arıyorlar? Göçmen mi arıyorlar? Bilmiyorum. Biraz trafik var, evet. İlerliyor, durmuyor, tıngır mıngır ilerliyor. Daha en başa kadar uçurdu. Bomba mı? Hayır. Şuradan sola bir geçse. Gece de biraz da görün burayı diye. Macaristan'dan Avusturya'ya giriş burası arkadaşlar. Tam bir gümrük olduğu söylenemez. Ama hızlı da geçilmiyor. Yavaş yavaş gidiliyor.
Otobüs gene geldi. Bütün yayını sabotaj etti. Sabote etti. Van Wolf. Arkadaş bunlar trafik olsun diye sağlı sollu viraj yapmışlar. Bulgaristan gibi yıkama parası mı alıyorlar yoksa? Bulgaristan'da arabanın altına uyduruktan bir su sıkıyorlar. 3 euro para alıyorlar Bulgaristan girişinde. Bilmeyenler için söylüyorum. Dezenfektiyon parası. Weiter auf A4. Doğrudur. A8 large, long, 4.2. Ay Allah'ım. Tek sıra mı yapıyorlar burada? Ha, ondan böyle oluyor. Normal. Zekaları çok yüksek olduğu için öyle bir gözetleyecekler arabanın için. Yine de gitti. Evet, gidiyor. Sınır değil, bir polis kontrol noktası. Tezminize geçmesi. Yok yok. Geçeyim var. Geç. Otobüs bizim önümüzde. Artık gece olunca video çekemeyeceğim. Zaten bundan sonrasında bir şey yok. Avusturya, Almanya zaten birleşik gibi arkadaşlar, biliyorsunuz. Şu anda akşam olmak üzere. 31 Ağustos saat 6.22. Republic Österreich'a giriyoruz. Burada ne var ya? Çadır gibi bir şey. Bakıyorlar anneciğim yavaşça. Şurada bak, nerede düşmüş. Evet, yaya. Dem Straßenverlauf von A4 noch 58 Kilometer folgen. Aşağı lütfen ekleyiniz.